Merhaba sevgili gençler, kanalımıza hoş geldiniz. 10. sınıf din kültürü yazılı sorularının çözümüyle karşınızdayız. Yeni müfredata uyumlu, yeni hazırlanmış arkadaşlar. İkinci dönem birinci yazılı sorularını hiç beklemeden hemen cevaplamaya başlayalım sevgili gençler. Önce doğru yanlış sorularımız var. Doğru yanlış sorularımızı hemen birinci soru. Birey İlk eğitimini okulda alır. Çoğu kişi buna evet doğru diyebilir ama ilk eğitimini birey nerede alır arkadaşlar? Ailede alır değil mi? O halde biz buna yanlış değiliz. Doğru ya da yanlışı öğrendiğiniz ilk yer her zaman ailenizdir arkadaşlar. Okul ikinci sırada gelir. 2- Dinimiz ailede güven duygusunun korunmasına önem vermiştir. Evet, İslam dini doğru arkadaşlar. Ailedeki güven aile bireylerinin birbirine güvenmesini esas kılar. Doğru. 3. Kültürümüzü sonraki nesillere aktarmak milli bir görevdir. Evet, bayrak değeri, değil mi? Kültürü, millet kültürü, din kültürü gibi bütün kültürler, gelenek ya da göreneklerimizi düğün kültürü gibi nesillere aktarmak milli görevlerimizdir arkadaşlar. Ulusal ve milli görevlerimizdir. Doğru diyoruz. 4. Bir toplumdaki değerler aynısıyla sonraki nesillere aktarılır. Değer dendiği zaman aklımıza ne gelecek arkadaşlar? İnançlarımız, bayramlarımız, bayrağımız değil mi? Mesela bir istiklal marşımız. Bunlar hepsi nedir? Değerlerdir. Aynısıyla sonraki nesillere aktarıyor muyuz? elbette aktarıyoruz arkadaşlar. Geçelim beşinci sorumuza. Toplumun değişmesi ile dini inanç ve ibadet alanlarında da değişim olur. Toplum değişebilir, gelişebilir, geri de gidebilir, ileri de gidebilir arkadaşlar. Fark etmez. Ama inanç, inancımız değişir mi? Hayır. İnanç olduğu gibi duruyor. İbadet alanlarımız değişir mi? Hayır. İbadet alanlarımız nerelerdir arkadaşlar? Yine camilerimizdir, mescitlerimizdir. Bunlar değişim burada değişim olmaz. Yani biz buna yanlış diyoruz. 6. Sosyal barışın sağlanması için sosyal adaletin egemen olması zorunludur. Evet. Bir alanda bir sosyal barış istiyorsan sosyal alanda yani toplumsal alanda adaletin sağlanmış olması gerekir arkadaşlar. Buna doğru diyoruz. 7. Peygamberimiz Ensar ile Muhacir'i birbirine kardeş ilan etmiştir. Biliyorsunuz Muhacir Mekke'den Medine'ye göç edenler, Ensar ise onları karşılayanlar, onlara su, yemek ve yer verenler denir. Evet onları kardeş ilan etmiştir. Doğrudur arkadaşlar. 8. İnsan sınırsız bir şekilde özgürdür. Hayır arkadaşlar sınırsız bir özgürlüğümüz yoktur. Başkasının özgürlüğünün başladığı yerde bizim özgürlüğümüz biter. Yani sınırsız olması imkansızdır. 9. Peygamberimiz tutum ve davranışlarıyla Kur'an'ı hayata geçirmiştir. Ne demek istiyor burada arkadaşlar? Hazreti Muhammed'in Kur'an'a, Kur'an-ı Kerim'e uygun yaşadığını, uygun davradığını söylüyor ve diğer insanların da Hazreti Muhammed'i kendine örnek alarak Kur'an'ı uygulamaya başladığını ifade ediyor. Bu doğru mudur? Elbette ki doğru arkadaşlar. 10. insanlar iyi ya da kötü olarak dünyaya gelir. Hayır insanlar kötü değil arkadaşlar. İyi olarak dünyaya gelir. Kendi tercihleri doğrultusunda kötüye yönelebilirler. Yani buna yanlış diyoruz. Evet doğru yanlış sorularımız bitti arkadaşlar. Bir sonraki sorumuza soru türümüz bakalım. Cevaplayınız hangisi doğruysa yuvarlak içine alalım arkadaşlar. Bakalım hangisi doğruymuş. Akrabalarla ilişkilerin olumlu bir yönde devam ettirilmesine İslam'da ne isim verilir arkadaşlar? Sıla-ı rahim mi, hüsnü zan mı? Zan sanmak, sanıdan gelir arkadaşlar. Ama tabii ki cevabımız hüsnü zan değil. Ne olacak cevabımız? Sıla-ı rahim doğru seçeneğimiz. 2. Arap alfabesinin özür diliyorum harflerinin estetik ölçülere uygun olarak güzel bir şekilde yazma sanatına ne isim verilir diyor ne ad verilir. Hattat mı? Hat mı? Hattat yazan kişiye denir arkadaşlar bu işi yapan kişiye denir. Bu işe ise hat sanatı denir arkadaşlar doğru cevap hat olacak. Hatat hatı yapan kişidir. 3. Işık, gölge ve hacim duygusu olmayan resim sanatı hangisidir? Ebru mudur? minyatür müdür? Minyatürü alıp baktığınız zaman herhangi bir gölge, ışık ya da hacim duygusunun boyutunun olmadığını göreceksiniz arkadaşlar. Doğru cevap minyatür sanatı olacak. 4. Mekke'den Medine'ye hicret eden Müslümanlara ne isim verilirdi? Ensar mı, muhacir mi? Ensar karşılayandır arkadaşlar. Göç edenlere ise, gelenlere ise muhacir denir. Az önce yukarıda bir soruda buna değinmiştik hep beraber. 5. Camilerin avlusunda abdest almak için yapılmış mimari yapılara ne isim verilir? Hani ortası yüksek, etrafında çeşmeler ve oturmak abdest almak için de sandalyeler şeklinde konulmuş yuvarlak şeye ne isim verilir arkadaşlar? Biz buna sebil mi deriz? Şadırvan mı deriz? Bunun ismi nedir? Elbette ki biz buna şadırvan deriz arkadaşlar. Altıncı soruya geçelim. Mimar Sinan'ın ustalık eseri olan Selimiye Camii hangi ilimizdedir? Evet Süleymaniye var, Selimiye var değil mi arkadaşlar? Bunlar hangi ellerimizdedir? Selimiye ustalık eseri İstanbul'da bilir çoğunuz. Ama Edirne'dedir değil mi? Doğru cevap Edirne olacak sevgili gençler. Selimiye Camii Edirne'dedir. Geçelim. Yedinci sorumuza hangi sosyal Hangisi sosyal değişimi etkileyen faktörlerin başında gelir? Ne diyor? Sosyal değişimi etkileyen faktör. Sosyal değişim nedir? İnsanların yaşantısından meydana gelen değişiklikler arkadaşlar. Siyasal gelişmeler mi sosyal değişimi daha fazla etkiler, din mi? Din durağan bir etkendir arkadaşlar. Değişime neden olmaz. Çünkü dinde özellikle İslam dininde değil mi? Kur'an-ı Kerim ilk gündeki gibi tek bir harfi değişmeden dahi kalmıştır. O halde değişmeyen bir şey sosyal hayatı değiştirmez, olduğu gibi kalır. Ama siyasal gelişmeler sosyal değişimi etkileyen çok ama çok önemli faktörlerdir arkadaşlar. Doğru cevabımız. Geçelim 8. soruya. Toplumdaki bireylerin hepsinin insanca bir yaşam sürecek, en asgari imkanlara sahip olmasına ne ad verilir? Sosyal adalet mi? Sosyal gelişim mi? Ne diyor arkadaşlar? Bireylerin hepsinin insanca bir yaşam sürdürecek en asgari imkanlara sahip olmasına biz ne diyoruz? Sosyal adalet deriz arkadaşlar. Herkesin yaşam hakkı var. Herkesin belli ölçü standartlara göre yaşaması gerekir diyen sosyal adalettir. 9 hicret eden, Müslümanlara yardım eden Medineli Müslümanlara ne isim verilirdi? Hicret edenler muhacirdi arkadaşlar. Ensar ise zaten anlamı karşılayan demektir. Karşılayan. Karşı. Ensar karşılayan anlamına gelir. Doğru cevap ensar olacak sevgili gençler. 10. Kelime olarak mizaç, huy anlamına gelen bir toplumun içinde insanların uymaları gereken İyi ve güzel davranış kurallarına ne ad verilir? Hukuk kuralları mı, ahlak kuralları mı? Mizaç, huy ve toplum içinde insanların uymaları gereken iyi güzel davranışlara biz ne deriz arkadaşlar? Elbette ki ahlak kuralları deriz. Evet, bu sorumuz da bitti. Şimdi ya, klasik sorular gelmiş. Sanki biraz zaman alacak ama hızlıca yazalım arkadaşlar. Evet, ne diyor birinci sorumuz bakalım? Dört kutsal kitabı peygamberleri ile yazınız. Evet Kur'an-ı Kerim hemen yazalım hızlı hızlı arkadaşlar. Ay yanlış yazdık. Kur'an-ı Kerim Hazreti Muhammed 2 elbette ki tevrat diyeceğiz. Tevrat kime aittir? Kime inmiştir arkadaşlar? Hazreti Musa İncil Hazreti İsa Zebur Hazreti Davut değil mi arkadaşlar? İşte dört kutsal kitap ve peygamberleri bunlardır arkadaşlar. Geçelim ikinci sorumuz. Dört büyük melek istenmiş burada da. Hemen yazalım arkadaşlar. Can alan melek. Vahiy getiren melek. Sura iki defa üfleyecek olan melek hangisiydi arkadaşlar? İsrafil doğa olaylarını kim kontrol ederdi? Mikail, Azrail, Cebrail, İsrafil ve Mikail olarak yazdık arkadaşlar. Yazımız biraz güzel olmadı. Acele ettik. Geçelim bir sonraki sorumuz. İslam'ın şartları nelerdir? Yazınız. Beş tane biliyorsunuz arkadaşlar. Ne vardır? İslam'ın şartı vardır. Evet. İslam dininin direği olarak söylenen şartı nedir? Hazreti Muhammed öyledir. İslam dininin direği nedir arkadaşlar? Ramazan ayında tutulması gereken, yapılması gereken ibadet. Oruç. Üç. Hacca gitmek değil mi? Hacı yapmak. Dört sevgili arkadaşlar. Zekat vermek. Zekat vermek. Beş ise... Müslümanlığa giriş anahtarı olarak kabul edilen kelimeyi şahadet değil mi arkadaşlar? Kelimeyi şahadet. Evet bu sorumuzu da cevaplandırdıktan sonra geçelim bir sonraki sorumuz kelime-i şahadetin anlamını sormuş burada da. Hemen yazalım arkadaşlar. Ben şahadet ederim ki şuradan başlayalım. Ben şahadet ederim ki virgülümüzü koyduk Allah'tan başka Allah'tan başka ilah yoktur. İlah yoktur. Noktamızı koyduk ve yine şahadet ederim ki şuradan başlayalım ve yine şahadet ederim ki şöyle güzel olmadı arkadaşlar virgülümüzü koyalım Muhammed Muhammed aleyhisselam onun kulu ve resulüdür. Kulu ve kulu ve resulüdür arkadaşlar. Evet işte kelime-i şehadetin anlamı tekrar edelim. Ben şehadet ederim ki Allah'tan başka ilah yoktur. Ve yine şehadet ederim ki Muhammed aleyhisselam onun kulu ve resulüdür diyor kelime-i şehadetin anlamı arkadaşlar. Evet sınavımız burada bitmiş. Güzel bir sınav karşınıza muhtemelen çıkacak olan sınavdır arkadaşlar. Lütfen bu cevapları not alınız. Evet bir sonraki sınavımızda buluşmak üzere şurada adımızı da yazarım. Adınızı siz de tabii ki yazmayı unutmayınız arkadaşlar. Evet. 100 almak istiyorsanız şu şekilde lütfen birkaç defa bu videoyu izleyin ve not alınız. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Başarıyla ve... Bizimle kalın sevgili gençler.